Ama Galibiyetlerden sonra yayın yapmak güzel oluyor. Evet, yani. Aynen. İç aylar modunu açtı. Muslera bir fark yarattı. Haksız bir rekabet. Saha içerisinde ben topçuyum diye bağırıyor ya Kerem. Bunu bize Falcao oynuyordu. Performans vermesini sağlayacak adam bizde işte Falcao'ydu. Göremiyoruz. Kurumuş boğazım. İnşallah. Ya da İrfan Can belki. Kahvemi iç. Yani Yellow Friday olduğu zamanki gibi bir kenetlenmeden bahsetmiyoruz şu anda. İnsanlar bu yönetime bir para vermek istemiyorlar. Bu forma çıkarttılar. 150 kişi aldı abi. O parayı bulacak ben değilim. Bahattin Demirbilek başkan olamıyor. Ben zengin başkanım bu arada tamamen karşısındayım. Yani. Bir de İrfan Can bankasında psikolojik bir eşik olacak. Yani bizim biraz gardımız düştü. Eski Açık'tan herkese merhaba. Bugün programı güzel bir Denizli galibiyetiyle açıyoruz. Konuşacak da çok konumuz var. Her zaman olduğu gibi Erinç Bilcan, Kerem Mehmet bizlerle. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyiz. Sen nasılsın Kürşat? Benim keyfim yerimde çok şükür. Evet, evet. Galibiyetlerden sonra yayın yapmak güzel oluyor. Evet, aynen. Konuşması aynen. Da keyifli. Rahat bir gündeyiz. Transfer haberleri de var. Evet. Bayan magazinsel olay da var. Konuşacak çok şey var bugün. Maçla başlayalım. Güzel bir galibiyet aldık. Aslında Denizli maçı ölçütme bilmiyorum. Tartışılır Denizli ligin sonunda ama güzel bir ilk yarı geçirdik. Yani ilk yarı özelinde çok rahat bir maçtı. Fegül'ün takıma dönüşü çok iyi oldu. Yani çok üst düzey bir performans sergiledi. Yani olması da şampiyonluk yolunda bizim için çok önemli. Bir de Muslera döndü. İlk yarı için ne söylersiniz? İlk yarı için söyleyeceğimiz şey 3. dakikada zaten kendini belli eden bir Feghouli vardı. 3. dakikada ben geldim artık buradayım diyen bir Feghouli vardı. Feghouli'nin eksikliğini biz çok hissettik yokluğunda. Varlığında hatırlattı eksikliğini. Denizli maçı ölçüt mü? Bence ölçüt. Çünkü artık yani Kayseri'ye puan bıraktığım bir şeyde fikstürde vesaire. İşte Ankara gücüne zamanında puan bıraktığın zamanlarda vesaire. Bence 21. de olsa, 21. deyince de bir garip geliyor kulağa. 21. de olsa, 19. da olsa, 15. de olsa alacağın her puan bu ligde bir ölçüttür. O yüzden Denizli galibiyetini de çok şey yapmayalım, yabana atmayalım. Erken gol bulduğumuzda bu takımın gerçekten bir anda şahlandığını ve oyuna daha özgüvenli tutunduğunu görüyoruz. Bunun sebebi normal oyunda iyiyken topu gerçekten çok kolay bir şekilde ceza alanına götürüyorken kaçırdığın goller senin özgüvenini kırıyor ve bir sonraki pozisyona olan inancını düşürüyor. Bu yüzden işler erken gol bulamadığımızda bizim için biraz sarpa sarıyordu. Daha önceki 6-0'lık Gençlerbirliği maçında da yine çok erken bir gol bulmuştuk. O da çok kilidi çok çabuk açmıştı. Bizim sanırım kalan maçlarımız da böyle gidecek. Yani erken gol bulduğumuzda çok rahat oynayacağımız maçlar. Gol bulmakta zorlandığımızda da işte iş sıkıntıya dönecek maçlar olacaktır diye düşünüyorum. Ben Beşiktaş maçında da böyle oynasak benzer senaryoda devam edeceğini düşünüyordum. Erken gol bulduğumuzda Beşiktaş'ı çok zorlayacağımızı, Beşiktaş'ın çok ciddi defolarını ortaya çıkarabileceğimizi düşünüyordum. Fakat bu oyunla oynamadık Beşiktaş'la. Haklı sebepler, haksız sebepler, o ayrı mesele. Onun dışında Linesi ben bugün, dün akşam çok beğendim. Özellikle Linesi. Ve yine bunu Feghouli'ye bağlamak lazım. Feghouli gerçekten Linesi'nin performansını buradan aldı, buraya çıkardı. 3 aylar modunu açtı. Evet, evet, 3 aylar modunu açtı. İlk yarıyla alakalı söyleyeceğimiz bu. Onun dışında zaten kişi üzerinde performans konuşuruz diye düşünüyorum. Evet, valla ben de katılıyorum Erince. Ya Feghouli'nin hazır geldiğini gördük. Bence o önemli. Yani sakatlık dönüşü kolay değildir. Bayağı hazırmış Feghouli. Yani böyle bir çekincesi bir şey yoktu yani. Çok futbol oynamak istiyordu. Futbol oynamak istiyordu. Çok net yani. Bu arada hani Erinç bahsetmedi ama Muslera'ya da kavuştuk. O manada da artık mutluyuz diyelim. Ki çok güzel bir açıklaması oldu maç sonunda. Yani ben dedi ilk futbola başladığım zamanlardaki gibi heyecanlandım. Gece uyuyamadım dedi. Yani bu çok güzel bir açıklama gerçekten. Hani artık hani kaç yaşına gelmiş, Galatasaray'ın kaptanı olmuş.
birçok şey başarmış bir insan için hala bu heyecanı duyması bence mükemmel. Takım özelinde de yani maç, evet Erinç'e katılıyorum. Sonuçta bu ligde aldığın her puanın önemi var. Ama yani pek bir maç oynandı diyemeyiz. Biz burada sene başından beri hep şunu söylüyoruz zaten. Galatasaray ilk golü attığı zaman, hızlı attığı zaman sıkıntı yaşamıyor. Yanılmıyorsam da şu anda ligdeki ilk 10 dakikalarda en çok gol atan takım biziz. Yani en hızlı golü bulan takım biziz. Ama bulamadığımız zaman da inanılmaz büyük probleme giriyoruz. Yani sanki maç planı tamamen bunun üzerine kurulu gibi. Bu sefer istediğimizi aldık. İstediğimizi aldıktan sonra da arkamıza bakmadan gittik. Ama tabii bu diğer maçlarda ya da işte gol bulamadığımız maçlar için ne kadar ölçüt, ona ben çok emin değilim şahsen. Diyeyim, kapatayım çünkü bence maç dışında çok konuşacağımız başka konular da olacak. Burayı çok uzun tutmayalım. Muslera'ya şunu eklemek istiyorum. Muslera oynamadan hemen önce ikinci kez Okan'ın kaleye geçtiği performansta kimse aman bir an önce Muslera dönsün demiyordu. Çünkü Okan'ın iyi bir performansı vardı. Hatta evet, burada şey diye, hatta burada şöyle konuşmuştuk. Muslera döndüğü gibi bence hoca formayı vermez diyordum ben. Çünkü Okan'ın iyi bir performansı var diyordum. Fakat buna rağmen iyi bir kaleci performansının üstüne dönüyor olmasına rağmen Muslera bir fark yarattı. Ya bu çok önemli bir şey gerçekten. Haksız bir rekabet. Ya gerçekten haksız rekabet. Ama yani yerini oynayan adam iyi oynuyorken geçip daha bir fark yaratıyorsan Muslera oluyorsun işte. Ya bir de ben Muslera'yı saha içiyle değerlendirmemek gerektiğini düşünüyorum. Ya Muslera benim bildiğime göre Selçuk kaptanken bile işte soyunma odasında mesela bir yenik girdiğim bir maçta sazı eline alan, konuşan, azarlayan, oyuncuları bir şekilde bütünleştiren gerçek kaptanımızdı. Yani bundan ötürü Muslera'nın varlığı saha dışında da çok büyük önem sarf ediyor bence. Bir de şey, Arda da vermiş kaptanlığı bu arada. Evet, evet. Soyunma odası, o da çok güzel bir hareket. Evet. Bir de şey, Marcao ile Luyendama'nın beraber yan yana en iyi performans sergilediği dönemlerde Muslera'nın gerideki yönlendirme şeyini de, desteğini de gerçekten es geçmemek lazım. Muhtemelen şimdi defans ikilisi biraz daha iyi performans sergileyecektir Muslera ile beraber. Yine çünkü çok Muslera'nın sesini çok duyduk. Mesela sessizden izleyen olduysa Muslera'nın işte sağa sola, ortaya bak, arkaya bak vesaire gibi seslerini ben çok duydum. Mesela biz Okan'da, Fatih'te bunu duyamıyorduk. Muslera'nın da işte böyle bir artısı var takıma. Yani gol demişken de şunu ilave edelim. Ligde en çok gol atan takımız. Bir de üstte iki defa altı attık. Gençler Birliği'ne de atmıştık. O da en son 1996'da olmuş. Bu da ilginç bir istatistik. Bir ikinci yarıya geçelim. Biraz ikinci yarıda da yine gol bulduk. Yani çok gol bulduk. İkinci yarıda da gol bulduk derken. Altı attığımız başta. Üç tane daha bulduk. Yani biraz oyuncu değişiklikleri sanki geç mi kaldı ya da Kerem özelinde mi geç kaldı bilmiyorum. Ne dersiniz? Ya ben de katılıyorum. Yani bir kere Kerem'i çok daha fazla izlemek isterdik bu maçta. Hem maçın nasıl söyleyeyim, momentumu gereği çok hazırdı Kerem'in girmesine bu maç. Hem de aynı zamanda yani aslında bu maçta bile Eto bunun sırıttığını gördük. Ya fark ettiniz mi bilmiyorum. Yani birkaç pozisyonda girdikten sonra yani bilmiyorum. Yani bu geçen hafta konuşmuştuk. Bir tane kurşun sıktı Galatasaray diye. Onu da çok yanlış sıkmış diye. Yani gerçekten Esobo yani pek olacak gibi durmuyor. Umarım bu transfer döneminde bir şekilde yolları ayırmanın yolunu bulabiliriz diyelim. Çünkü ciddi de bir maaş yükü var Galatasaray'ın evet. Takımı için. Etebo'da şöyle bir durum var. Hoca muhtemelen Etebo'yu performans sergilesin diye değil de Taylan'ın sarısından biraz çekinmek için şey yaptı Etebo'yu. Sarı da sarı değil bu arada. Yani. Çok komik pozisyon. Evet evet. Muhtemelen Taylan'ın sarısından dolayı girdi zaten Etebo. Ama ben Ömer Bayram'ın girmesine çok şaşırdım. Yani Kerem bilmiyorum bana yani saha içerisinde ben topçuyum diye bağırıyor ya Kerem. Hakikaten öyle, yani. Gerçekten öyle. Benim çok ben bir şeyler yapacağım. Kumaşı var yani. Bir şeyler yapacağım diye bağırıyor Kerem. O yüzden bence ya Kerem'in bir çok geç girdi. İki ben şunu soruyorum. Ya Ali Yavuz ne yaptı? Sadece Karagümrük maçında kötü oynadı. Ay şimdi Karagümrük maçını Ali Yavuz'a mı yazdık? Yazmadık. Yazmamalıyız yani. Ya ben bunu anlıyorum mesela buradan. Ali Yavuz niye oynamıyor mesela? Karagümrük maçında aldığımız penaltının tamamı Ali Yavuz'a yazıyor. Ve 10 tane adam
hiçbiri sorumluluk almazken 90, Kerem orada 90 dakika boyunca. Kerem orada top aldı, çalım atmaya çalıştı, ceza alanına girmeye çalıştı. Ha, hata yaptı mı? Yaptı. Onun belki kaptırdı ama yani korner direğini oradan kaptırdığı top gol oluyorsa da gidip Ali Yavuz'dan Kerem, bahsediyorsun. Evet. Değil, pardon, Kerem dedim, özür dilerim. Ali Yavuz'un korner direğinde kaptırdığı top gol oluyorsa kalkıp bunu Ali Yavuz'a da yazmamak lazım yani. Kaldı ki yapabilir de. Onun top kaybından gol de yiyebiliriz. Sorun değil ama bilmiyorum, sanki böyle bir ceza kesilmiş gibi geliyor bana Ali Yavuz'a. Ya ben başka bir şey söyleyeyim. Hatta bazen diyorlar hocayı yeterince eleştirmiyorsunuz, şöyle böyle diye bize yorumlara yazıyorlar. Yani hocanın aslında şöyle bir şeyi var. Diyor ki işte biz geleceğin Galatasaray'ını kurmak istiyoruz. İşte daha genç oyunculardan, daha işte ileride de satabileceğimiz oyunculardan işte verim almak istiyoruz. Bu tarz bir kadro düşünüyoruz diye, ama sanki hoca hani sahada bu dediğini çok da fazla fiiliyata dökmüyor gibi ben hissediyorum. Yani tam böyle değil sanki gerçekten. Yani hem Kerem konusundaki tutumunda da aynı şeye dikkat ediyorum. Hem Ali Yavuz kol konusunda da, yani o kadar rahat değil ki. Taylan'ın da mesela, evet şimdi belki baktığınız zaman bugün şey diyebilirler. Doğru zamanı bekledi. Ama ben emin değilim ona da yani. Bence orada çok bekledi mesela Taylan'ı oynatma konusunda. Yani bugün baktığınız zaman bence mesela Sekidika konusunda da, yani evet girdiği maçlarda bazen kötü oynadı, şöyle oldu böyle oldu, ama yeterince ona da mesela o özgüveni bence vermedi. Yani ya gençleri oynatma konusunda hocanın bence şu anda hani söylediğiyle yaptığı çok birbirine uymuyor gibi geliyor. Bir de mesela bana zamanı geldi konusunda, yani Ozan Kabak için aslında zaman gelmiş miydi tartışılır. Sanki zorunluluktan evet. Ozan Kabak oraya çıktı. Ama Tayland'da bir tek belki aynısını gördük gibi, ama orada da yine bir zorunluluk var. Şey de önemli ama yani sahaya attığın zaman nasıl destek verdiğin, nasıl sahip çıktığın da önemli. Hocanın bence gençlerle alakalı işte bu desteği vesaire bence burada devreye giriyor. Kerem'e katılıyorum. Sahaya sürme konusunda bence hoca biraz geç kalıyor. Bu arada şu şeye de, ya hakikaten hocayı eleştirmiyorsunuz, Fatih Terim'e laf söylemiyorsunuz diyenleri lütfen, oynatma listelerinde bizim şeyler var. Bölümlerin sıraları var. Ya en az 4 tane thumbnail hocaya yazar. İşte Fatih Terim'in hatası. İşte hatta bir tanesini şey yazmışlar. Ben olsam Fatih Terim'i göndermiştim diye. Benim söylediğim bir laf o. Hakikaten de o zaman da arkasındaydım. Ama şöyle, hani böyle bir kavgadan dolayı hoca gitmeli aslında normal düzende o demiştim. Tabii. Bakmalarını tavsiye ederim arkadaşlara. Onun dışında dediğim gibi ben Kerem'e katılıyorum. Hoca biraz geç kalıyor bence. Ama şuna da bağlıyorum. Şu an Türkiye Ligi'nde bütün düzen aman bu sene şampiyon olalımla gidiyor. Evet, bütün düzen. Hele ki bu sene, bak bu sene gerçekten herkes için şampiyonluk çok önemli. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne direkt gideceğin son sezon. Yani milyon euroları hiçbir şey yapmadan cebe indirebileceğin son sezon. Evet. O yüzden herkes şu an son kurşununu sıkıyor. Ya bu kadar ortamın bu kadar şeyi de yanlış bir tabir kullanmak istemem ama pisleşmesinin sebebi de bu aslında. Herkes son kozunu kullanmaya çalışıyor. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne direkt gideceğin son sezon. Bir ihtimal belki bu da etkili olabilir diye düşünüyorum hoca üzerinde. Ya katılıyorum ama şu var, yani 90'da ya da işte ne bileyim 86'da falan oyuncu almayın kesinlikle artık. Kesinlikle ya. Yani oyun, hani bu hiçbir manası yok. Evet. Ya adama küfreder gibi ya açıkçası. Yani bir de şöyle hani skoru da almışken. Evet, bir kere evet. Oyunu alamadı ya, hatırlıyor musunuz? 90+4'te evet. Mine almaya çalıştı. Oyunu alamadı. Bertu'ydu şey. Bartu Elmas. Abi inanılmaz ya. Yani şöyle 2-0'da 1-0'da tamam 60'da alma. Ama yani 5-1'de de alabiliriz hocam ya. Hakikaten alabiliriz yani. Rakibin de gardı düşmüşken yani Kerem bile arkada çok boşluk bulabilirdi. Evet. Ki Sekidika buldu, attı. Buldu. Kerem de buldu. Attı yani. Hayır, Kerem de buldu bu arada. Evet. Bu arada ben Kerem'in bilmiyorum birkaç maçtır izliyorum. Bir iki maçtır kafamda fikir vardı ama daha görmek istiyorum. Kerem'in çok iyi bir iç oyuncusu olabileceğini düşünüyorum ya. Yani hem ayakları iyi, pasları da iyi atıyor. Dün bir tane pası vardı. Son anda arkadaş araya girmeseydi, Denizli Spor'daki Muhammed sanırım. Araya girmese Babel'i çok güzel bir topla buluşturacaktı. Çapraz topu atacaktı. Ben Kerem'in iyi bir iç oyuncusu olacağını düşünüyorum. Çünkü driblingi var. Orada Ömer Bayram'ın bile X faktörü olduğu bir düzende Kerem çok farklı işler yapabilir. O yüzden Kerem Aktürk olduğunu inşallah
bir iç oyuncusu olarak da hocam değerlendirir diye düşünüyorum. Babel de iyiydi bu arada. Yani Babel demişken ben yazdım buraya Babel'i zaten. Yani 12 kilo verdikten sonra böyle bir dönüş ki sezona da çok iyi girmiş. Talihsizlik aslında yaşadı. Ama ben son 2 maçlık performansını Babel'in beğendim açıkçası. Evet, evet. Çok çok temiz bir pivot forvet oynadı bu maç. Evet, evet. Evet, çok güzel bir pivot forvet oynadı. İşte bunu bize Falcao oynuyordu. İşte bu kadar rahmetli. Kanatlara içlere bu oyunculara daha iyi performans vermesini sağlayacak adam bizde işte Falcao'ydu. Göremiyoruz. Kurumuş boğazım. Hazin. Tatsız. Abi gidecek mi, kalacak mı? O da hala anladığım kadarıyla belli değil. Yani inanılmaz ya. Diyecek bir şey bulamıyorum. Bu saatten ya. Sonra kalır herhalde diye düşünüyorum ama. Ya belki bir ümit. İspanya tedavisi güzel geçer de ikinci yarı. Ya bu arada şunu söyleyeyim, yani transferde gelecek konuşacağız ama yani bizim birilerini göndermemiz lazım arkadaşlar. Evet. Yani birilerini göndermeden yani İrfan'ı falan alamazsın ya. Net söylüyorum çünkü maaş limitin var. Maaş limitine takılıyorsun şu anda zaten, alamazsın yani. 9 milyon TL şu anda Galatasaray'ın şeyi bu yani. 9 milyon TL maaş artı bonservis kiralama bedeli neyse o. O kadar, başka bir şey yok Galatasaray'ın şu anda. Yani ya adam satacaksın ya adam kiralayacaksın, bir şey yapacaksın yani. Yani yapmazsan şansın yok şu anda. Hani bunu kimse konuşmuyor yani, benim anladığım kadarıyla bu transfer toplantılarında falan da biz sürekli kimi alacağımızı konuşuyoruz. Kimi satacağımızı hiç konuşmuyoruz herhalde yani. Onu transferde artık güzelce bir değerlendirelim. Evet. Maçı kapatmadan var mı diyeceğiniz bir şey? Benim var, bu maçtan sonra bazı paylaşımlar oldu. Marco mesela Muslera'yı paylaştı. İşte Arda Fatih Hoca'yı paylaştı, çok güzel bir fotoğraf. Yine Belhanda'nın maçtan çıkarken hocaya sarılması. Bunlar çok güzel detaylar. Yani transfer inşallah yapılır ama biz içeride de iyi bir bütünlük sağlamışız. Yani bu görülüyor. Bu geçen sezon yoktu. Geçen sezon tabii oyuncuların büyük bir çoğunluğu yabancıydı ama çok kopuk. Çok kopuktuk. Yani böyle ruhen sanki kopuktuk. Bu sezon öyle bir Galatasaray yok. Bu da beni en memnun eden şeylerden biri. Var mı ilave edeceğiniz bir şey? Yok, zaten çok üstüne konuşulacak bir maç değildi. Çok erken kopardık. Erken şey yaptık. Bitirdik maçı. O yüzden böyle performansların tamamı da iyiydi sayılır, bir Akbaba hariç. Akbaba'yı yine beğenmedim golüne rağmen. Çok güçsüz. Ya güçsüzden ziyade çok kopuyor oyundan. Gol ya da asist yapmadığı zamanlarda Akbaba hani çok çekilir bir performans ortaya koymuyor. Kaldı ki gol attı, yine beğenmedim. Bilmiyorum. İnşallah Akbaba'nın yerinde bir genç ya da Feguli'yi orada, Kerem'i kanatta görebiliriz diye düşünüyorum inşallah. Ya da İrfan Can belki. İnşallah. Kahvemi iç. İçerim kahve. Buradan maçı kapatalım. Mustafa Cengiz'in dün bir açıklaması oldu. Bir önceki gece, maçtan bir önceki gece aslında sosyal medyada gece bir kampanya organize edildi. Bazı taraftar hesapları Aslan tarafından. Aslan gibi sponsor. Aslan gibi sponsor hashtag ile. Yani siz gereken oyuncuları alın, hocanın listesini getirin. Biz de size sponsor olan minvalinde bir destekti. Başkan Mustafa Cengiz de hemen takip eden sabahta çıkıp Galatasaray TV'de bir bunu artık resmi bir kampanyaya dönüştürmek gibi bir açıklama yaptı. Aslan gibi sponsor bir resmileşti bu yönde. Yani 100 liraya SMS ve yine banka hesaplarına ve yine kulübün iletişimde olduğu bir kripto para şirketiyle bir kampanya yürütülüyor. Ne söylemek istersiniz? Sen başlayın. Kerem başlasın, ben biraz doluyum. Valla bir kere bence çok çok aceleye gelmiş bir telaş kampanyası olduğunu düşünüyorum ben bunun. Transferde gelen baskı sonucu, okulların tamamen yönetime doğrultulması sonucu, ki bunda hocanın da hani payı var. Çünkü tamamen hani ona oynadığını düşünüyorum son basın toplantılarında. Bir acil kampanya başlamış gibi gözüküyor. Yani bu böyle hazırlanmış, işte ne bileyim daha önceki örneklerindeki Fener işte ya da Beşiktaş'ın kampanyası gibi hazırlanmış, belli bir işte nasıl söyleyeyim konjüktürü olan, nasıl yapılacağı belli olan falan bir kampanya değil. Çok bence amatör. Bu çok amatör, son saniyede girilmiş bir kampanya. Artı Galatasaray başkanı ve yönetimi üzerinde Ali Koç'ta olduğu gibi ya da işte Beşiktaş'ta olduğu gibi
bir bütünleşme ya da işte nasıl söyleyeyim, kenetlenme yok seçildiği günkü gibi. Yani bir şey Yellow yok Friday ortada. Olduğu zamanki gibi bir kenetlenmeden bahsetmiyoruz şu anda. Yani birçok üye açıkçası, birçok üye değil, şu anda başkanın aday olsa ben 200 oy alabileceğine inanmıyorum, açıkçası konuşayım yani. Yani şöyle bir pozisyonda da bu başkanın yönetimine, yani parayı çünkü bir yönetime veriyorsun. O parayı yönetecek kişi bugünkü başkan ve bugünkü yönetim. Şimdi bugünkü yönetimin eline bu para yönetimini bence vermek istemiyor insanlar. O yüzden şu anda bu kampanyaya ne kadar büyük bir kenetlenme olur, ne kadar ciddi bir meblağ toplanabilir falan, ben buna çok emin değilim. Yani ne kadar işte yok Galatasaray bizi çağırsa geliriz, Galatasaray'dır bu, önemli olan yönetimler değil, Galatasaray'ın kendisi falan dense bile, ne kadar iş biraz daha böyle romantize edilmeye çalışsa bile, benim çevremde gördüğüm insanlar bu yönetime bir para vermek istemiyorlar. O yüzden bu iş yani ne kadar tutar, ne kadar faydalı olur ben bilemiyorum. Ayrıca daha önceki örneklerinde de gördüğümüz gibi ki Fenerbahçe'nin kampanyası bu manada çok başarılıydı. Yani çok organize bir kampanyaydı ki Fenerbahçe'nin zaten üye yapısı da ya da diğer işte şey yapısı da taraftar yapısı da vermeye daha müsait. Bizim Galatasaray taraftarı gibi değil maalesef. Yani Galatasaray taraftarını açık konuşalım. Biz de bakarsanız işte sosyal medyada bir kampanya paylaşın. Herkes yazar. Oh. Ama para verdiğince bakarsanız yok. Yani biz bunu çok gördük. Yani mesela bunun en büyük örneği ben basketboldan son olarak biliyorum. Sayın Oytun Özer de acayip bu kadar sinirleniyordu. Ya yani herkes forma çıkartın, forma çıkartın, forma alalım, kulübe destek olalım. Forma çıkarttılar. 150 kişi aldı abi. Koskoca Galatasaray'da 150 kişi aldı. Maliyeti çıkmamıştır bu işin. Yani neyi anlatıyorsunuz, anlatabiliyor muyum? Durum birazcık böyle. O yüzden yani bizim yapı zaten buna uygun değil. Bir de üstüne kenetlenmemiş bir ortam var. Bir de üstüne çok amatör bir kampanya var. Yani ne çıkar bundan? Nasıl bir şey çıkartabiliriz falan? Çok amatör, bir de çok hazırlıksız. Çok hazırlıksız. Çok hazırlıksız. Dedim ya, çok daha acil yani. Yani. Çok acil yapılmış bir başkan şunu söyledi aslında. Daha önce izinlerin alındığını söyledi. Ama belli ki yani izine alınan bir kampanyanın bir hazırlığı olmalı. Bu izin de dün gece alınmadığına göre herhalde. Hazırlıksız bir kampanyaya çıkmış. Bir de sosyal medyanın gazına gelip böyle yola çıkmak tamam elbette bir kriter. Ama öncesinde yani Fenerbahçe bunu yaparken yani birkaç farklı etapta yaptı. Biz aslında birçok kişinin izlemediği bir saatte, birçok kişinin takip etmediği bir kanalda Galatasaray TV'de böyle bir kampanya başlıyoruz. Aslında yani şunu da göz önünde bulunduralım. Mesela Acun şey demişti. Bizim kapımız diğer kulüplere de açık. Yani böyle bir kampanyayı organize etmek istiyorlarsa diye. Niye öyle bir yola gidilmedi? Niye öyle bir şey tercih edilmedi? Çok büyük soru işareti. Ya ben bir de şunu da ekleyeceğim. Son olarak sonra elinçe atacağım pası. Dünkü hocanın açıklamasıyla da bunu aslında bir düşünmemiz gerekiyor. Hoca maçtan sonraki açıklamasında dedi ki benim böyle bir kampanyadan haberim yok. Kim yaptı kampanyayı? Böyle bir şey mi var dedi. Şimdi öncelikle ben hocanın böyle bir kampanyadan haberinin olmadığına inanmıyorum. Yani öncelikle buradan İnanan başlayalım. Var mı acaba? İnanan da var mı acaba? Yani ben burada hocanın açıkçası yani birkaç haftadır yönetime karşı olan salvolarından bir tanesi daha diye düşünüyorum. Bence açık açık hoca burada şunu demeye çalışıyor. Bu zamanı mı buldunuz bunu yapacak? Bu şekilde mi yapmaya karar verdiniz? Artı transferin bitmesine 10 gün kaldı. Transferin bitmesine 10 gün kaldı. Hani bu kadar zamandır siz ne yaptınız? Bu parayı bulması gereken taraftar mıydı, siz miydiniz demeye getiriyor bence. Yani buradan da topu Erinç'e atayım. Erinç zaten çok doludur muhtemelen. Evet. Ya şimdi önce biraz daha geniş açıdan bakacağım ben bu duruma. Ben son dönemlerde, özellikle son bir yılda pandemiyle de beraber sorumlusu olmadığım bir sonuçtan ceremesini çekmek istemiyorum. Bunu her yerden şey yapabilirsiniz. Ben vergimi de veriyorum. İşsizlik fonuna maaşımdan para da kesiliyor. Fakat her eli sıkışan bizden bize IBAN verip bizden para istiyor. Birincisi Galatasaray Kulübü'nün bu halde olmasının sorumlusu ben değilim. Galatasaray'ın para bulamamasının sebebi de ben değilim. Ben en başından beri söylüyorum. Kulübün, herhangi bir spor kulübünün, herhangi bir taraftardan hiçbir karşılık olmadan para toplamasının, bir bağış yapmasının, bağış kampanyasının %100 karşısındayım. Asla ve asla ben
1 lira bile ben kendi ya bunu daha önce burada Fenerol kampanyasını konuşurken de aynısını söylemiştim. 1 lira bile böyle bir bağış kampanyasına ben bağış yapmam. Çünkü ben zaten taraftar olarak formamı alıyorum. Kombinemi alıyorum. Ondan sonra herhangi bir ürünü alıyorum. Yayın sponsorlarını tercih ediyorum. Yayın alıyorum. Yayından kulübe para ödeniyor vesaire. Ben zaten Galatasaray Spor Kulübü'ne sürekli para harcıyorum. Sen bir de bana diyorsun ki ya bir sıkıştık bir işte yüzlük daha çık mesela. Yok. Bu arada tam sıkıştık. Sıkıştık, transfer yapamıyoruz. Evet. Sen de transfer istiyorsun. Yoksa yapamayacağız. Kusura bakma. O parayı bulacak ben değilim. Kusura bakmasın kimse. O parayı bulacak olan Galatasaray yönetimidir. Ya bunu sadece Galatasaray için söylemiyorum. Fenerbahçe, Beşiktaş için de söylüyorum. Yani paraları savururken böyle gurbetçi düğünündeki gibi paraları savururken bana sormadıysan benden parayı toplarken de bana sorma. Ben buradayım. Ha bu arada şöyle yapmak isteyen kulübüme destek oluyorum. Ben destek oluyorum. Transfer yapılacak. İşte bir şekilde işin ucundan tutmak istiyorum diyene kesinlikle saygım var. Ama benim tarafımda iş böyle. Ben kardeşim sorumlusu olmadığım bir şeyin karşılıksız bir şekilde ben bu sorumlusu olmadığım herhangi bir sonuca destek olmam. Ben vergimi veriyorum. İnsanlar acaba maaş verirken ne kadar vergi verdiğini biliyor mu? 3000 lira maaş aldığınızda 1500 liralık bir SGK primi, vergisi, osu busu gittiğini biliyor mu mesela? Bilmiyor. Çünkü niye eline direkt 3000 lira geçiyor? Halbuki versen 4500 liraya bu adama, desen ki vergilerini sen öde. Ondan sonra bakalım işte bu kısa çalışma ödeneklerinde falan. Herkes sorgular mesela. Niye biz veriyoruz der. Niye biz hala biz para veriyoruz der. İşte taraftarların da böyle olması evet. Lazım bence. Ya bir de aslında şunu da sorgulamak lazım. Yani toplanan parayla ne yapılacağı da meçhul. Yani ne yapılacağı meçhul derken böyle bir kampanyayla Galatasaray'ın finansal, mevcut finansal durumunun kurtulamayacağı aşikar. Yani elin döviz kurları ortada. Bir yıl içerisinde nereden nereye geldi belli. Yani önümüzdeki yıl nerede olacağı da belli değil bu arada. Ki zaten bunu dün başkan da söyledi. Yani işte 80 milyon artıdaydık mı dedi. 230 milyon eksiye düştük dedi. İşte artan kur vesaire. Elimizdeki sözleşmeler de ortada. Bu sözleşmelerden çıkamıyoruz. Örneğin yani en basitinden Belanda'ya 3.35 milyon euro garanti ücret ödeniyor. Bunun işte maç başısı, primi vesaire dahil değil. Yani kurla çarptığımızda toplanan para sadece Belhanda'nın maaşını ödemeye bile yetmeyecek bir para aslında. Dolayısıyla burada Galatasaray Spor Kulübü yönetimine düşen bu darboğazdan kulübü çıkartırken bu kampanyayı en son bir aşama olarak görmek. Yani öncesinde atıyorum mevcut oyuncularla sözleşmelerden çıkarsınız. 5 yıllık farklı bir yapılanma öngörülür. Burada da yönetimlere ve isimlere hani bağlı olmadan bir yapılanma öngörülür. Kim gelirse gelsin, Haziran'da kim seçilirse seçilsin. Onun da devam edebileceği bir plan ortaya konur. Akabinde işte sportif başarı elde edilir. Ve bunun sonucunda hani taraftara denir ki biz elimizden geleni yaptık. Siz de buyurun storlara, işte kombine almaya vesaire hani böyle bir organize olalım şeklinde bir şey olabilirdi. Başkan bunun farkında değil. Ne yazık ki. Ya şöyle bence başkan ya bilmiyorum başkan böyle bir garip bir döngüye girdi çıkamıyor. Bence ben onu düşünüyorum. Çünkü başkanın açıklamaları yani daha önceden yaptığı açıklamalar şimdi yaptığı hareketler ben hiç anlamlandıramıyorum gerçekten. Bunu daha ilk şeydeyken yazdım. Başkan açıklamalarındayken yazdım. Yani Ali Koç'un özelinde tamam orada bir Fatih Terim'e sataşmadan dolayı verilmiş bir cevaptı falan ama Ali Koç'un özelinde işte çocukların kumbaralarının daki paralara göz dikenler gibi çok agresif, çok suçlayıcı ve çok yanlış bir cümleydi bana ondan kalırsa. Öncesinde de Mesut Özil ile ilgili bir şey kurdu. Onu da söyleyeceğim. Yani işte böyle bir ithamda bulunduktan sonra bu hareketi yapıyor olman çok büyük bir şey ya. İkilem. Üstüne bir de dün ne alaka Mesut Özil? Ya dün sen çıkmışsın taraftara bağış kampanyası yapıyorsun. Ya Mesut Özil ne alaka ya?
evin çocuğuymuş da bilmem neymiş de. Ya bize ne? Bize ne? Ya isteyen istediği gibi büyütsün, isteyen istediği gibi pohpohlasın. Ya sana ne? Ya bunu taraftar yapar bak. Bunu anlıyorum. Taraftar kalkar Mesut'a da laf söyler. İşte Ali Koç'a da laf söyler. Ya da Fenerbahçeli biri gelir Fatih Terim'e de laf söyler. O da ya bunu taraftar yapar da. Ya sen siz koskoca kulübü böyle ucuz, küçücük, hiçbir değeri olmayan polemiklere çekemezsiniz ya. Ya bu kadar basit. Ya ben şu an Fenerbahçe Galatasaray kulübü olarak Fenerbahçe'de niye Mesut Özil polemiğine giriyorum? Ya bir de bir açıklamanın, bir kampanyanın belli bir gündemi olur yani. Bundan çıkmak, şaşmak. Zaten 20 dakika konuşuyorsun. Bunu 3 dakika satıyorum, Mesut Özil'e geçiyor. Yani çok komik bir olay. Hani Mesut Özil konuşmak istiyorsan veya Ali Koç'un böyle bir açıklamasına dair alındıysan, rahatsız olduysan, bunu öncesinde Ali Koç'a telefonla da ifade edebilirsin. Başkan diyor ki belli bir dostluğumuz var diyor. Sadece diyor futbol konuşmuyoruz diyor. Başka şeyler de konuşabiliyoruz. Oturuyoruz 2-3 saat başka şeyler de konuşabiliyoruz diyor. Bu da futbolun aslında dışında kalan. Yani Mesut Özil konusu işte başka yabancılar bizim oğlumuz değil mi gibi bir söylem. Yani bunu ona özel olarak bu rahatsızlığını ifade edebilirsin. Yani bunu çıkıp Galatasaray TV'de bir kampanya esnasında söylemen Galatasaray'a ne kazandırıyor bilmiyorum. Bir de şöyle bir cümle kurdu. Yani bu Big Four şirketlerinden birinden bahsetti. İşte belli bir denetim alıyoruz dedi. Sağ olsunlar onlar da bize hareket ettirmiyorlar dedi. Yani belli ki bir baskı var orada da. Ama yani bu borç 2 milyar Türk lirasını aşkın bir borç. Bu şirketten de bunun yani bu girdaptan nasıl çıkılacağına dair belli tavsiyeler gelmiştir. Eğer bunlardan biri böyle bir bağış kampanyası yapmaksa yani bu şirketli yollar hemen yani bu sabah itibariyle bırakılsın. Hani farklı bir çözüm arayışına gidilmeli. Kürşat bir şey söyleyeceğim. Biz bu karları ne zaman açıkladık? Üst üste. Daha yeni ya. Daha yeni. Ne oldu bu karlara? 2 milyar borç hangi? Nerenin 2 milyar borcu var? 2 milyar genel bir borç herhalde. Hayır. Derneğin borcu var. Yok yani ikisinin toplamı var. Biz neyi açıkladık karla? Futbol aşağı. Yani. Bir de başkan açıklamalara şunu eklemek istiyorum ben. Başkan açıklamalarında hep şöyle bir şey var. Açıklarsam şöyle olur, açıklarsam böyle olur. En son örneğini Ali Koç'un Oğulcan'la alakalı yaptığı açıklamada Rize ile neler yaptığını açıklarsam falan filan gibi bir şey söyledi. Ya açıkla. Ya açıkla ya konuşma. Ya her zaman budur yani. Dedik ya biz kendi yayınlarımızda dedik ya işte biz biliyoruz nasıl olduğunu falan filan diyorlardı ya bizim işte şampiyonluklarımız için falan filan. Ya açıkla ya söyleme. Aynısı bizim için de geçerli. Biz Rize ile ne iş yaptıklarını biliyoruz falan filan. Tamam biliyorsan söyle. Beraber konuşalım. Twitter'da gündem yaratalım. Bir şeyler yapalım. Konuşalım. Baskı yapalım. Ama yoksa bir şey söyleme. Yani bu arada kartlar açmanın anlamı yok. Hani Erinç hazır konuyu açmışken bu dernek meselesine geldik. Bankalar Birliği anlaşması gereği derneğin bundan sonra borç alma hakkı yok. Kapattı yani. Borç alamıyor artık dernek. Abi derneğe kim ne bağlı? Bütün amatörler. Abi siz ne istiyorsunuz bu basketboldan voleyboldan ya? Abi gene bize patladı kabak yani. Gene basketbola voleybola patladı kabak yani. İnanılmaz bir şey ya. Yani sen futbola Jack neyi alacaksın? Falcao'yu alacaksın. Ona 7,5 buna 13 milyon bonservis vereceksin. 2 milyon oraya 3 milyon bilmem neye şuraya buraya. Şampiyonlar Ligi'ne gitmediğinde her zaman futbol hayvani derecede özür diliyorum zarar edecek. Ama sen kalkacaksın bunun şeyini dernekten çıkartacaksın. Yani diyecek bir şey bile bulamıyorum bir ya. Bak kötü yönetimin sana faturasını çıkartayım. Hemen direkt şeyle isimlerle söyleyeceğim. 1 Hauge, 2 Haaland, 3 Koulibaly, 4 Moder, 5 Jozujak. Bu 5 tane adamı alsaydık kendi tankımızı üretiyorduk. Bak, evet. Bu 5 tane adamı toplamda alacağım maliyet neydi biliyor musun? Bak Haaland'ı başkan 2,5 milyon euro verecek param yok diye alamadık. Hauge yine 3 ya da 3,5 gibi bir rakama alamadık. Koulibaly 1,5'a alacaktık. Alamadık. Hayır 1,5'a alacaktık. Sağ olsunlar basın sözcüsü gazetecilere hemen isimler sızdığı için bunlar 8'e falan çıktı. Sonra Koulibaly'yi sanırım 6 4,5'a mı 5'e mi ne aldı Belçika'da bir takım. Yanlış
Hatırlamıyorumdur inşallah. Ama 8'e çıktı bize fiyat. Çünkü Türkiye'den başka bir kulüp devreye girdi. Kolibali'de. Joder, Model ve Jozviak'ta toplam 8, 8.5'a gelecekti. Bak düşün burada 5, 6, 10, hadi de ki 20 ya. Hadi bunlar toplamı. 20, 5 tane oyuncu 20. 20 milyon euroya 5 tane oyuncu alamadın ve gittin nerelere verdin o paraları? Şimdi bir tanesinin fiyatı 20 milyondan çok daha fazla. Bir tanesini ya Haaland şu an yani hadi zaten hadi sende bak. Hadi sende 80 milyon euro olup topu oynayamadı diyelim. Evet. Ama en az bir 20-30'luk adam olurdu Haaland sende. Yani sonrakinden çünkü sonra o zamanlarda Şampiyonlar Ligi'ndeydin Haaland konuşulurken. Haaland alsaydı Falcao'yu almayacaktın. O zamanlarda Şampiyonlar Ligi'ndeydin. Anlatabiliyor muyum? Bir transferle 5 transferin en kötü ihtimal parasını çıkartırdın. Ama sen ne yaptın? İşte ne bileyim Cagney'e 13 verdin. 13 de değil. Hatta 15'e falan çıkıyormuş bonuslarıyla bir şeyleriyle falan filan. 10 artı 3 milyon euro aslında. Cagney'e onu verdin. Geldin öbürüne onu verdin. Geldin birine öbürünü verdin. Menajere bir buçuk. Davide Neto'yu aldın. Bir de şunu konuşalım. Bir zengin başkan polemiği var. Yani birkaç gündür ortada dönüyor bazı isimler etrafında. Yani isim telaffuz etmek ne kadar doğru onu da bilmiyorum. En son dün akşam Ali Sabancı çıktı. Yani öyle bir isim dolanıyor. Ama hikaye şimdi, bu arada. Yani şunu diyelim. Ali birincisi... Sabancı önce benim bagaj paramı iade etsin kardeşim. Birincisi Bahattin Demirbilek başkan olamıyor. Tüzüğe bağlı olarak başkan olamıyor. Çünkü bilmiyoruz bu arada ya. 10 yıl gerekiyor. 10 yıl geçti mi Bahattin Demirbilek? 8,5. Yani çok itibarlı olamıyor yani. Çok itibarlı olmayan bir kaynaktan 8,5 yıl olduğu söylendi ama bakalım yani o da belki orada da şişirme olabilir yani. Bunun etrafında dönme yollarını biz konuştuk. Yine bu arada Ali Sabancı olabiliyor. O 10 yılı Ali doldurmuş. Sabancı olabiliyor da Ali Sabancı ile alakalı sürekli Twitter'da yazılan şey daha şey genel kurula bile hiçbir zaman gelmediği ve aidatlarla aidatlarını ödemediği bir problem olduğu söyleniyor. zengin başkan yani bana kalırsa Galatasaray için bir çözüm değil. Yani bir çıkış kapısı değil. Yani biz bunu daha önce gördük. Yani bu kulübün aslında yani, görmedik. Ne zaman gördük? Yani bu kulübün içinde görev yapmış en zengin başkan Ünal Aysal'dı. Ama hiçbir şey koymadı. Koymadığı gibi yani ikinci döneminde aslında şunu gördük. Bu iş başkan özelinde değil, ekip ve proje özelinde bir işti. İkinci yönetiminde bazı isimlerin ayrılmasının ardından orada da bir hani sportif başarılarda gözle görülür bir eksiklik oldu. Yani bugün Bahattin Demirbilek Rusya'dan uçağa bindi geldi. Mayıs'ta atıyorum başkan yardımcısı oldu. Yani birinin listesinde ve imza sirkülerinde de etkisi oldu atıyorum. Ne katkı sağlayacak? Yani Galatasaray'ın dinamikleri, kulübün işte yani Ali Koç bile göreve geldikten sonra şey dedi. Yani aslında bizim hesapladığımız borç bu değildi dedi. Yani bunu bilmiyorsun, bununla ilgili bir projen yok, ekip yok. Yani diğer şubeleri bilmiyorsun, atıyorum basketbol, voleybolu bilmiyorsun. Yani buralarda ne fayda sağlanabilir zengin başkan üzerinden? Bu da bir soru işareti. Yani bu yönde de biraz popülist yaklaşmak doğru değil diye düşünüyorum ben. Böyle çok hani gaza geliniyor. O olsun bu olsun şeklinde. Ben zengin başkanın bu arada tamamen karşısındayım ya. Tamamen karşısındayım. Sadece şu, kişisel ilişkileriyle ve çok sıkışılan anlarda belli bir işte esneme payı olabilecek insan olması gerekiyor. Evet. Mesela şu an belki öyle bir şey olsa kasaya para kolaylığı sağlayıp çat diye transferleri yapabilirdik. Böyle çok özel anlarda. Ama genelde karşıyım çünkü niye? Belki de futbol tarihindeki en yüksek kasa kolaylığını Ali Koç sağladı Fenerbahçe'ye. Doğru mu? Yani 170 milyon eurolardan falan bahsediliyor. Ali Koç'un sağladığı kasa kolaylığı. Karşılığı. Kasa kolaylığı değil bu arada. Direkt olarak verdiği, hibe ettiği. Hibe ettiği. Tamam, karşılığı. Yani. Ama şunu da söyleyeyim. Karşılığı olmuyor diye... yani her zaman pat pat işlemiyor o işe. Verdiğini alamıyorsun kolay kolay. Ben şuna katılmıyorum ama Ali Koç aynı parayı Galatasaray'da Fatih Terim yönetiminde bir takıma verseydi farklı olurdu bence. Doğru. İkincisi
Bence Fenerbahçe batıyordu arkadaşlar, yani bunu unutmayın. Hani Ali Koç bundan kurtardı yani, bildiğin hani kulüp batıyordu ya. Yani adam kurtardı, 170 milyon euro artı sponsorluklar, yani bir sürü sponsorluk. Yani siz bugün basketbol takımı falan filan, Euroleague falan unutuyor, hiçbir olmazdı yani. Hani kadro kuramazdı Fenerbahçe eğer Ali Koç olmasaydı, ben size söyleyeyim yani. Ya da diğer isimler, cebinden koyan isimler. Yani Fenerbahçe'nin kendi kendine dönebilecek bir durumu yoktu Ali Koç geldiği zaman. Bugün baktığınız zaman Galatasaray da o noktaya doğru gidiyor maalesef. Ve bize koyan da yok. Yani sadece Ali Koç meselesi değil. Bir de şimdi mesela dün başkanlar, işte bir de Abdurrahim Bey 500 bin TL koymuşlar. Bu arada Yusuf Günay'la dair bir şey açıklanmamış. Ona şaşırdım. Bir de toplam 500 gibi bir şey. 500-500. İkisi 500 koymuş galiba. Endişeye gerek yok ya. şunu merak ediyorum. Ya şimdi mesela Ali Koç çıkıp 1 milyon koysa ne yapacağız abi bizim kafaya? Koyabilir yani abi. Hani Fatih Terim de yapabilir bunu mesela. Fatih Terim de yapabilir. Yani o yüzden hakikaten maddiyat anlamında cebinden koyma manasında Ali Koç çok farklı bir level'a çekti bu kulüp yöneticiliği ya da başkanlığı şeyini. Şimdi bize gelecek başkan adaylarına da bakıyorum. Açıkçası yani hiçbirinin Mustafa Cengiz kadar bir durumu yok. Ben yine de karşıyım ama ya. Yani atıyorum Ali Koç modeline Galatasaray'da yine karşıyım. Çünkü Ali Koç da yönetimsel çok hata yaptı mesela Fenerbahçe'de. Yaptı. Aynı başka biri yine gelip böyle bir hata yapabilirden kaynaklı biraz karşıyım. O yüzden bence işi gerçekten ehli şekilde yönetecek, finanstan vesaire çok iyi anlayacak ve bunun yönetimini iyi yapacak ve aynı zamanda da hocanın istediklerini yapabilecek biri lazım bence. Ben burada ekstra bir şey daha söyleyeyim. Hocayla gelecek bütün yönetimlerin bir noktada sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Şu tabii canım. Tabloda gördüğüm bu kadar tolere edilmeyebilir. Yani hem tolere edilmez hem de yani sıkıntı çıkar ya. Kesin gözüküyor yani. Hani hocanın neredeyse her döneminde bir kere başkanlarla sorun yaşamışlığı var ki şu anda benim gördüğüm kadar sadece başkanla değil Ultrasan'da da ciddi bir problem yaşıyor yani. Bunun altını çizmek lazım. Yani benim gördüğüm, takip ettiğim Ultrasan'ın içindeki hani hesaplar ya da şeyler ciddi şekilde hocaya karşı bir şeye başlamışlar gibi gözüküyor bu son olaylardan sonra. Tabii ki açık açık yapamıyorlar. Çünkü hocanın da arkası çok sağlam. Ama açık bir cephe alma durumu var. Yani Beşiktaş maçından sonra birçok tweet gördüm mesela. Ultrasan'ın işte takipten çıkma konusunda gösterdikleri işte birlikteliği, Beşiktaş maçında futbol oynama konusunda göstermedi takım şeklinde çok fazla ben tweet gördüm mesela. Birçok farklı şey de gördüm. Ya bu konuyu çok şey yapmak istemiyorum ama hoca şu anda karşısında ciddi bir cephe var. Yani gelecek başkanla da eğer arasında ciddi bir sıkıntı yaşanırsa ve başkan eğer kendisini bir şekilde sevdirebilirse camiaya sorun olur yani. Onu söyleyeyim. Yani bu iş bu şekilde devam etmez. Yani hocanın da birazcık daha artık hani nasıl söyleyeyim, belki tonu düşürmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yani zengin başkanı kapatırken şunu söyleyelim. Yani savaş birçok cepheden oluşuyor. Zengin başkan sadece bize sanırım kısa vadeli birkaç cephe kazandırır. Savaş kazandırmaz. Transfere geçelim mi? Geçelim. İrfan Can'la ilgili yani dün geceden bu yana yoğun bir şey var. Haber trafiği var. Duyumcuların WhatsApp'ları susmuyor. Bildirim yağıyor yani öyle söyleyeyim. Yine aynı şekilde Onyekuru'nun bu hafta içinde açıklanacağı, en geç hafta sonunda açıklanacağına dair bazı haberler vardı. Bir de Mustafa Muhammed. Onunla da ilgili son pürüzlerin çözüldüğüne dair birkaç haber vardı en son bu sabah. Ne söylemek istersiniz? Yani şöyle, İrfan Can, Onyekuru, Mustafa Muhammed. Bu üçü hakkında biz zaten aslında çok önceden söyleyeceğimizi söyleyip dedik ki burada kapattık yani. Dedik ki bu konuda kulüplerle de anlaştık. Monaco biraz sıkıntı çıkardı sadece. Kulüplerle de anlaştık. Oyuncuyla da anlaştık. Bence bizce bütün şartlar tamam. İş sadece maddi boyuta kaldı. Maddi boyuta kaldı. Şimdi hala aynı yerdeyiz bence. Yani hiçbir şey değişmedi. Eğer İrfan çözülecekse ki herhalde %90 çözülecek gibi duruyor artık. Bu maddi durumun ayarlandığı için çözülecektir. Ya da atıyorum bir sonraki satıştan paya işte %10, %15 gibi bir şey eklendiği için çözülecektir diye düşünüyorum. Onun dışında bir sağ bek söylemiştik. O sağ bekin de ismini vermemiştik. Amerikalı bir sağ bek demiştik. Onu da söyleyelim. Yedlin.
DeAndre Ayton. Southampton'da oynuyor. Tottenham'da da oynamıştı galiba. Evet. DeAndre Yedlin. Onun da şöyle bir durum var. Sene sonu sözleşmesi bitiyor. Bedava eğer çıkabilirse sözleşmesinde, aynı söylediğimiz gibi, bedava çıkabilirse alırız. Çıkamazsa onu da alamayız. Bilmeyenler için de söyleyelim. Atletik süratli bir oyuncu. Evet, çok hızlı bir oyuncu. Evet. Hatta böyle şey, internette böyle bir videosuna denk geldim. Böyle bütün top seviye oyuncularla birebir şeylerini yapmışlar. Kalışlarını yapmışlar. İşte Messi ile yapmışlar. İşte Hazard ile yapmışlardı sanırım. Tam hatırlamıyorum. İşte böyle birebir de koşularda falan geçiyor Messi. Öyle bir videolarını yapmışlar. Onun dışında bir de şey, genç Türk futbolcu olarak Halil Dervişoğlu'nun ile anlaşıldığı söyleniyor. Halil'le alakalı şöyle bir şey de duydum, onu söyleyeyim. Evet. Yalnız opsiyon sanırım yokmuş. Yani yarım dönem kiralık. Aha. Fakat opsiyon da yokmuş. Bir yarım dönem oynayabilecek mi o da şey. Çünkü sanırım 3 takımda oynamış oluyor. Yani yazın, yani sezon başlarken oynamış. Akabinde transfer olmuş. Hani Galatasaray gelse 3. takım olacak diye ben bir şey okudum. Eğer 3. takım oluyorsa oynayamıyor bu arada. Bilmiyorum, ben de bilmiyorum detayı. Yani onun bir detayı aslında hani çok internete yansımadı ama öyle bir şeylerde yazılmıştı. Vallahi bilmiyorum. Şu anda yani İrfan Can konusunda ciddi bir uğraş olduğu kesin. Zaten bugün Ali Naci Küçük'ün haberi vardı. Direkt herhalde zaten haber verilmiş yani. Görüşmeye gidildi ki fotoğraflarına kadar tatlılar, her şey. Çikolatalı. Çikolatalar. Aynen, her şey bu şekilde gidilmiş. İsteme merasimi yapılmış. Evet, Allah'ın emri. İsteme merasimi yapılmış. Ya burada tabii şunu da çok şey yapamıyor. İrfan Can çok iyi bir oyuncu. Hani asla bir sözüm yok. Ama yani yine bir adama çok fazla sanki odaklanıp hani farklı bir şeyler görmemeye başladık gibi geliyor. Yani İrfan Can'a belli ki iyi bir para verilecek yani. Hani bilmiyorum. Bir sendrom yani, yaşıyoruz bence. Falcao sendromu. Hani Galatasaray'ın şu an içinde bulunduğu konumda İrfan Can'dan farklı belki bir isim bulunup daha yani 2-3 isim o paraya alınabilir miydi diye de kafamda düşünmüyor değilim. Çünkü Galatasaray'ın çok fazla pozisyonda ihtiyacı var şu anda. Nasıl olacak bilmiyorum. Yani anladığım kadarıyla bu arada şey de Luyendama da pazarlıklar içerisinde varmış. Başakşehirli olan. Öyle de bir opsiyon varmış. Sadece para değil yani. Ben sanmıyorum ama ya vereceklerini. Düğünlemayı vereceklerini sanmıyorum. Ben. Direkt sene sonuna kadar bedava kiralık. Sene sonunda bir miktar, sonraki seneye bir miktar gibi bir anlaşmayla bu iş çözülecek diye ama düşünüyorum. Ama şöyle bir durum da var. Mesela İrfan Can'a harcanan parayla, yani harcanacak parayla, yani yurt dışından atıyorum az önce saydığımız isimlerin emsalinde birini almak getirmek de mümkün değil. Yani burada biraz kişisel ilişkiler, hani Türkiye'nin işte güncel şeylerini kullanarak, ilişkilerini kullanarak sanki işler çözülmeye çalışılıyormuş gibi bir hava var. Bir de İrfan Can bana kalırsa psikolojik bir eşik olacak. Yani bizim biraz gardımız düştü. Yani geçen yıl şampiyonluğun gelmemesi, işte bu yıl biraz rakiplerin transferde öne çıkmasıyla bir orada bir şeyimiz düştü. Gardımız düştü. Ya katılıyorum ama psikolojik olarak bence önemli bir eşik olacak ya bizim için. Ben bunu artık kanmamamız gerektiğini düşünüyorum. Emrah Baba da aynı şekilde alındı. Hani hiçbir faydası olmadı neredeyse. Cagne de benzer bir şekilde gelmişti. Yine aynı şekilde kişisel ilişkiler işte falan filan diyorduk. Pek öyle olmamış belli ki. 13 milyonu bize vermişler yani, öyle diyeyim. Yani o yüzden ben buna çok emin değilim. O kişisel ilişkiler olayından biz genelde pek faydalı çıkamadık son dönemde. Yani bir Kayseri transferi vardı mesela. Abdurrahim Albayrak, Amrabat'ı aldı. O da kişisel ilişki falan filan demiş. Bakmıştık 8 milyon geldi sonra. 8'lik olduk. Fatura. Yani o kişisel ilişkilerden bize çok iyi bir şey çıkmıyor genelde. Yok yok, yani şu güncel ekonomik tabloda İrfan Can ayarında bir oyuncuyu atıyorum yurt dışından bu mali şartlarda getirme imkanımız yok. Yani ancak bu şekilde getirebiliyoruz. Ya genç bir çocuk getirebiliriz belki. Yani belli olmaz da eğer iyi bir scoutingimiz varsa bence bulabiliriz. O yani işte o şuna o nakit paraya bakıyoruz. Genç paramız yok işte. Hayır, bir de şöyle, o ona da şöyle dayanıyor. İşte bu sene şampiyon olmamız lazım. Ligi bilen bir oyuncunun evet, gelmesi oraya lazım. Gidiyor hikaye, evet. Ma gidiyor, evet. Hoca da zaten söylüyor yani her sezon bu sezon en önemli sezon diye cümleler kuruyoruz demişti. Evet. Onun altında biraz yani evet, camia biraz onun altında kalıyor gibi. Ama bence seneye artık bu şeyden kafadan çıkarız diye düşünüyorum. İnşallah. Ya hem, hem yeni bir yönetimle hem de Şampiyonlar Ligi'ne direkt gideceğiz. Mutlaka şampiyon olmamız lazım. Kafasından çıkarsak bu biraz düzelecektir diye düşünüyorum. Ama bir de yani hocaya da kızmak istemiyorum. Şimdi hoca da isim veriyor hakikaten.
sonrasında parlayan patlayan adamların daha önceden bir sene önceden isimlerini veriyor gerçekten yani. Ve alabilecek konumdayken veriyor sana evet. bu isimleri. Evet. Aldıklarında daha sonra başka listelere Marcano'nun iyisi olarak yazılıyor. Yani o da bir detay. Fenerler şey yazmış şey yazıyor çok iyi yorumlar. Hocaya şey yazıyorlar bizim scout şefimiz. Evet. Futbolu kapatalım mı? Karın transferleri. Kapatalım artık. Yok yok kapatalım. Bir basketbola geçelim. Konuşmak ister misin basketbolla? Bu arada voleybolu dün akşam hem erkeklerde hem kadınlarda kazandık. 3-2 kazandık her ikisinde evet. de. Şöyle başlayalım. Basketbolda bir kere erkek basketbolda dün bir Sassari maçı oynandı. Tamamen gereksiz bir maç. Zaten elendik biz Şampiyonlar Ligi'nden. Orada artık hani bir hazırlık maçı gibi Ekrem Hoca'nın artık takımı daha iyi tanıması, oyunculara setleri çalıştırması. Fakat benim edindiğim bilgiye göre yani hoca oyunculardan hiç memnun değilmiş. Yani daha fazla bunu açmak istemiyorum ama hani zaten dünkü açıklaması da maç sonu. Hani biz bunu bir hazırlık maçı gibi düşündük ama hiçbir verim alamadık maçtan diye. Çünkü anladığım kadarıyla hocanın hani söylediği setleri dahi oynamaktan aciz bir takımla karşı karşıyayız. Çok felaket bir oyuncu grubu. Yani Galatasaray gelmiş geçmiş en kötü oyuncu grubu kesinlikle. Disiplinsizlik anlamında da işte karakter anlamında da her anlamda çok sıkıntılı bir grup. Yetenek anlamında. Yetenek anlamında da kurgu anlamında da kadronun kurgusu anlamında da yani yan yana parçaların oturmaması anlamında da çok kötü bir kurgu. Yani daha fazla bir şey demeyeyim erkek basketbola dair. Bu hafta bir Beşiktaş maçımız var. Önemli bir maç. Çok umutlu değilim maalesef. Bu hafta hiç şöyle de bir durum oldu. Onu da aktarayım. İşte Jonathan Williams'ın belki ayrılma durumu vardı. Onun yerine bir transfer yapabilirdik. Fakat Ekrem Hoca bundan yana tavır almadı. Yani şu anda yeni birini getirip yeni birini kadroya monte etmekten yana değil. Elindekilerle oynama kararı aldı ve bu transferden bu şekilde vazgeçilmiş oldu. Jonathan Williams'ın ayrılma durumu şu şekildeydi. Yani başka bir takıma gidecekti ve maaşından tamamen yani biz kurtuluyorduk. Ekrem Hoca bunu tercih etmedi. Onun kararı. Saygı duymak lazım. Onun dışında kadın basketbola geçersek iki tane Euroleague galibiyeti Landes'e karşı. Ve ikisi de 1-20, 1-26 sayıda kazanılmış. Hani ciddi rahat galibiyetler ki ilk iki maçı Sopran'a kaybettikten sonra Euroleague'de artık hani bir Buruş galibiyetiyle ki bugün oynanacak o maçta gruptan çıkacağız artık yani. Onu garantiledik gibi. Fakat orada da hoş olmayan bir durum var maalesef. Fenerbahçe belki senelerdir kurduğu en iyi kadroyu kurdu. Ve çok geniş bir kadro. Yani ligdeki gibi değil. Ligde mesela onları yenme şansımız bence gerçekten var ama Euroleague'de çok zor. Çünkü 8 tane yabancıları var. Zaten 2 tane Türk oynatıyorlar maçta. Yani hakikaten zor bir eşleşmeye doğru gidiyoruz eğer Fenerbahçe birinci olursa. O grupla eşleşeceğiz çünkü. Birazcık şanssızlık oldu diyelim yani maalesef. Ama olsun gene de hani Galatasaray'ın hedefi bu sene çeyrek finali kalmaktı ve kalacak. Fenerbahçe maçı içinde Galatasaray çok zor durumlarda da Fenerbahçe'yi yendi. Bu işler belli olmaz diyelim. Onun dışında erkek voleybolda bu hafta içi bir transfer açıklanacak. Yuri Bereshko. 36 yaşında bir oyuncu. Vallahi ben açıkçası daha iyi bir transfer bekliyordum diyebilirim. Çünkü Okan abi de açıkçası çok büyütmüştü bu transfer işini. Hani biz işte kariyerli bir oyuncuyla anlaşacağız, işte şampiyon yapacak bir oyuncuyla anlaşacağız falan. Yuri Bereshko 2 senedir Dinamo Moskova'da bir rotasyon oyuncusu. Arada bir oyuna giren. Tabii ki önceki kariyeri işte Zenit Kazanlar olsun, Krasnodar'la olsun önemli bir oyuncuydu. Fakat şu anki hali yani bir rotasyon oyuncusu, iyi manşeti olan, hücumu vasat. Sıradan bir oyuncu yani açıkçası ne kadar Galatasaray şampiyon yapabilir bilmiyorum, emin değilim yani. En azından buna dair bir yorum yapmak çok zor çünkü maçını bile bulamıyorsunuz yani arattığınız zaman. Yani burada birazcık ufak da olsa çok uzatmak istemiyorum ama yani bir Uriarte transferi gerçekleştirdik. İnegöl'den sakat olduğunu bildiğimiz halde aldığımız bir oyuncu. Yani herkes biliyordu. Bizim bilmememizin imkanı yok. Üstüne adamın önceden gelen bir tecavüz davası var. Herkes biliyor. Bütün yani BBC'de haber olmuş, France 24'da haber olmuş, her ABD'de yerde haber yaşanıyor değil mi bu arada? Yok, olay şeyde yaşanıyor. İsviçre'de yanılmıyorsam. Öyle bir yerde ya da İsveç'te. Bir milli takım kampında yaşanıyor hikaye. 5-6 tane Kübalı oyuncu bu davadan basit bir sorguyla bulunabilecek bir şey bu arada. İnternete ya, o kadar basit ki herkesin bildiği bir şey zaten yani. Hani Google'da Wikipedia hesabına girdiğinizde Uriarte'nin zaten adamın davası çıkıyor ilk önce.
Yani sonra bu adamı alıyorsun, diyorsun ki biz bu davanın sonucu gelmeden ya da işte içeriden bilgi almadan niye bu davanın görüldüğünü, suçlu mu suçsuz mu belli olmadan biz adamı oynatmayacağız diyorsunuz. Ve sonra da şimdi Uriarte'yi göndermeye çalışıyorsunuz. Ya siz bunu bilmiyor muydunuz bu adamı alırken? Hiç kimse mi araştırmadı? Ya hepsini geçtim. Adam zaten kötü oyuncu ya. Yani adamı şampiyon yapmak için alıyorsun. Adam kusura bakmayın bizim Yasin'den daha iyi oyuncu değil yani. Hani inanılmaz bir transfer. Akıl almaz bir iş. Bir tane Kübalı orta oyuncu alıyorsunuz. Adamın daha doğru düzgün profesyonel kariyeri yok. Adam büyük ihtimalle onu da göndereceğiz şimdi mesela. Hani yani o kadar saçma sapan işler yaptık ki erkek voleybolda şu son dönemde. Yani hiçbir şey söyleyemiyorum. Kadın voleybolda işte zaten playoff dışı kaldık. Çok anlamı olmayan maçlar oynuyoruz artık. Böyle deyip kapatalım. Var mı ekleyeceğiniz bir şey? Benim yok. Tamam. Eski açığı bugünlük burada kapatalım. Pazar günü Malatya ile oynayacağız. Büyük ihtimalle ondan sonraki programda buluşacağız. Yani pazartesi günü. Kaçtaydı? Maç erken değil mi? Maç 4'te. 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 Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Eski açıktan bugünlük bu kadar. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.